Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli körmeler. İstiklal gündelik haberler programımızı görüşenlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya gün tertifindeki en muhim haberlerine huzuruna sunumuz. Kınav istiklalar ekranımız olsun. Xitay Şarkı Türkistan'ın gayet zor koğuşun sinik baylıqını bulantılan kılmaqta. Xitay Xotan tabalikidagi Xoshoyun qo'g'ishun sinik kenidan g'oyat zo'r miqdordagi qo'g'ishun sinik boyligini bulantalan qilayotgan bo'lib, mazkur kanning zapisi Osiyo bo'yicha 1-chi, dunyo bo'yicha 6-chi o'rinda turadi ekan. Xitay tashviqot organi Tangritog' to'rining xabar qilishicha, bu yil 8-chi oyda chunqur qatlami Qoraqurum tog'lariga joylashgan Xotan tabalikidagi Xoshoyun qo'g'ishun sinik kenini qazish qurilishi jiddiy davomlashgan. Mazkur kanning qo'g'ishun sinik zapas miqdori 21 million tonnadan ortiq bo'lib, Xitoy shirkatlari hozirga qadar 600 ming tonnadan ortiq qo'g'ishun sinik boyligini qazib bo'lgan. Xitoy rejimi yaqinqi bir necha yilda Sharq Turkistondagi ko'plagan kallarning ishiltish etish huquqini Xitoy shirkatlariga kim ortiq qilib setayotgan bo'lib, bu qatorda 2023 yili 16 yanvarda Xoshoyun qo'g'ishun sinik kenining qancharlash tekshirish huquqi kim ortiq qilib setilgan. Mazkur kan dunyo darajalik qo'g'ishun sinik kan balbeg'ining muhim bir qismi ekan va shundoqla hozirgacha Sharq Turkistonda bayqalgan supti eng yaxshi, zapisi eng ko'p qo'g'ishun sinik keni hisoblandi ekan. Xitoy axborot organlarining xabarida 2011 yili Xitoyning geologiya tarmoqlarining bu g'oyat zo'r boyliqni boyqaganligi bu Xitoyning Sharq Turkistondagi muhim kan izlash natijasining biri ekanligi da'vo qilingan. 2023 yilning 5-ida Xinquan guruhi 25 milliard yuan bilan Xoshoyun qo'g'ishun sinik kenining kan tekshirish huquqini sotib olgan. Mazkur shirkat bu turga yana 18 million yuandan ortiq geologiyalik tekshirish mablag'i solgan bo'lib, 5700 metrga yaqin chuqurlikda burg'ilgan. Yangidan tekshirib payqalgan zapas miqdorini qo'shganda, mazkur kanning qo'g'ishun sinik zapisi 21 million tonnadan ortiq ekan. Xitoy Sharq Turkistonga besib kirgandan beri izkultirdi g'oyat zo'r miqdordagi turlik tabiiy boyliqlarni bulantalan qilib kelmoqda va yaqinqi yillarda boyliq manbasini tekshirish va ichish huquqini Xitoy shirkatlariga setib bermoqda. Asli egisi bo'lgan Sharq Turkiston xalqi bo'lsa, o'z zaminidagi boyliqlardan mahrum qilinib, namrat holatda yashamoqda. Xitoy atalmish namratlarni yo'lash nomi bilan Sharq Turkiston xalqini majburiy amgakka selish, xo'rlashni davomlashtirayotgan bo'lib, Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini izchil ijro qilmoqda. Xitoy Uyg'urlarning uylarini majburiy chiqishni davomlashtirmoqda. Xitoy Sharq Turkistondagi Uyg'ur milliy uslubida selingan uylarni atalmish ko'ni o'ltiroq rayonlarni o'zgartish, taraqqiyot rayoniga udul kelib qilish, yer tebrashga chidamli qilib selish degandek bahonalar bilan chiqish o'zgartish jinoyatini davomlashtirmoqda. 29 avgust ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan bir sindan ma'lum bo'lishicha, Xitoy bu yilmi Sharq Turkistonda turlik bahonalar bilan Uyg'urlarning uylarini yangi puxta selinganligiga qaramay majburiy chiqishni davomlashtirgan. Mazkur sindi ko'rsatilishicha, Xitoy atalmish Amin uy qurilishi nomida ustun otishdagi bir Uyg'urning yepyangi uyini majburiy chaqmoqchi bo'lgan. Chiqiladigan uy har xil go'zal naqshlar va o'ymalar bilan milliy uslubda bezalgan ko'rkam sirlangan bo'lib, hatto uy va koridorga gullik chini xishiyot quzilgan. Uyning selinganiga texi uzoq bo'lmaganligi aniq ko'rinib turadi ekan. Uyning tuvriklari o'yma tuvrik bo'lib, uyning tomlari o'yma tagcha cho'ng kichik mikrob o'ymalar bilan bezalgan. Torus va limlarning beshiga naqsh uyilgandan boshqa ko'rkam sirlangan. Hoylimi Uyg'ur milliy uslubida alohida yasalgan. Mazkur sin Xitoyning da'vo qilayotganidek atalmish kona ojiz uylarni yangilab selish emas, balki yangi selingan uylarni majburiy chaqqanligini, Uyg'ur mahallalarini vayron qilayotganligini isbotlab bermoqda. Sinni tarqatgan Uyg'ur Xitoyning atalmish amin uy qilib o'zgartimiz degan bahona bilan uyni chaqidiganligini uqtirganligini, uy egalarining ichidagi narsalarni jiddiy ko'chirishga boshlaganligini, oladiganlar bo'lsa uyning tuvrik to'rislarga ishlatgan yog'ochlarni ta'minlaydiganligini aytgan. Xitoy taratqularining xabaridan ma'lum bo'lishicha, Xitoy rejimi 2010 yildan boshlab Sharq Turkistonda atalmish kapilik mahallalarini chiqib o'zgartish nomida Uyg'ur milliy uslubida selingan uylarni chiqib o'zgartishga Uyg'ur
mahallelerini veyran kılışkı başlayan bulup, 2023 yılı Şarkı Türkistan'da cami 49.662 yürüyüş öy ve rayonuna çekip, Xtayçı uslubkı özgertken. 2023 yılının ahırıca Şarkı Türkistan'dan şehir pazarlarındaki cami 1.797.000'dan artık öy çekip özgertilgen. Xtay yıkınkı yıllar mabeynide Şarkı Türkistan halkını zor gülemde türme ve ceza lagırlarına kamap, herhal vasıtlar bilen dini milli kıymet kararışlarından, öz kültürüden vazgeçişki mecburlap, narazılık bildirgelerini közün yoktuş bilen birge, Uygur İslam üslubide silinigen öylerini, hoylu aramlarını türlük bahaneler bilen mecburi çakkan. Tarqalgan sillar Şarkı Türkistan'daki irqi qırğınçılıqning azraqmı pasaymaganligini, Xitoyning bu yilmi türlük yosunda küçep icra qılıwatqanligini körüstüp bermekte. Amerika Devlet Bihaderlik Meslehetçisi Xitoyni ziyaret kıldı. Amerika Devlet Bihaderlik Meslehetçisi Jake Sullivan 27 avgust Beijing'a yetip bargan bolup, Xitoy bilen Amerika Beijing'de yeni bir növetlik strategiyelik pikir almaştırış söhbeti ötküzgen. Fransiya Xalqara Radiosining xabarida bildirilishicha, bu Jake Sullivanning tunji qatim Amerika Davlat Bexatarlik maslahatchisi salohiyati bilan Xitoyni ziyorat qilishi bo'lib, u 3 kun planlangan ziyorati jarayonida Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishgan. Bu Amerika bilan Xitoyning munosabatni muqimlashtirish uchun barpo qilgan strategik aloqaning bir qismi hisoblanadigan. Növete Xitay bilen Amerika Cenubi Deniz meselesi de birbirine agahlandırış berip kelgen bolup, Xitay Amerika'nın Cenubi Deniz meselesi de Filippin'ni kollamaslıq haqida agahlandırgan. Ama 28 avgust Beijing'de ötküzülgen yukur dergilik söhbette Amerika taraf özünün ihtipaqtaşlarını kollaydıqallıqını təkidligen. Aksaray Amerika Prezidenti Joe Biden bilen Xi Jinping'nin kelgüsü bir netçe hapti işçi de telefon söhbeti ötküzüş ihtimallıqı üçün tayarlıq kılışkı başlayallıqını bildirgen. Xitay akbarat vasıtlarımı 27 avgust Xitay Merkezi Komitet Taşqı İşlar İşxanasının müdiri Taşqı İşlar Ministeri Wang Yi'nin Beijing'de Amerika Devlet Bihaterlik Meslehetçisi Jake Sullivan bilen yeni bir növetlik strategiyelik pikir almaştırganlıqını xabar kılgan. Xabarda Wang Yi'nin Sullivan'nın Xitay'ı ziyaretke kelgenlikini ve Xitay-Amerika strategiyelik pikir almaştırış söhbeti ötküzüşünü karşı aldıganlıqını, Xitay-Amerika münasibetinin dünyaya təsir görüstüdüganlıqını, ötken bir netçi yılda iki devletinin münasibeti umutsuzluğu tolganlıqını bildirgenliki bayan kılıngan. Wang Yi söz diyene iki taraf başlıklarının San Francisco uçuruşçideki ortak tunuşunu yakşı emeliyleştiriş, Xitay-Amerika iki tarafının ortak mesuliyeti hikayelikini, şunlıklı bu katımkı strategiyelik söhbetteki asaslıq vazife hikayelikini, keyinki iki günde bu haqda pikir almaştırdığalıqını bildirgen. Bu haqdaki analizlerde Amerika hükümetinin prezidentlik sayılımıdan burun iki taraf münasibetinin keskinleşişinin saklanış kıtırışı vatqalıqını, Sullivan'ın bu katımlıq ziyareti Xitay-Amerika münasibetindeki mukum sizlikni asliga keltirishdiki, eng yangi tirishchalik ekanligini, yana bir tarafdan iqtisodiy ahvoli nacharlashayotgan Xitoyning navbatda muqim bo'lgan xalqaroliq muhitga ehtiyojli ekanligini, shundaqdimi ikki tarafning nurg'un masallarda ixtilofi bor ekanligini bildirishgan. BDT 212 xodimining Isroiliya tarafidan o'ldirilganligini bildirdi. Birleşken Devletler Teşkilatı İsrailiyanın Gazze'de devamlaştırıvatkan hücumları da 212 hadiminin öldürülgenlikini bildirdi. Birleşken Devletler Teşkilatı Başkatipinin bayanatçısı Stefan Dujarric kündülük muhbirlerini kütüveliş yığınıda İsrailiya armiyesinin aldıngı günü keçisi Gazze'de BDT'ğı tabi bir insanperverlik yardım avtomobiliği hücum kılgallıqını təkidləb, İsrailiya Devlet Xavufsizlik Küşleri Birleşken Devletler Teşkilatının insanperverlik yardım avtomobiliği uda 10 qetim oq çıxardı. Bəxtki yarışa avtomobildeki iki xadim ziyanğı fücürümüdü. Brunovik avtomobillar BDT xadimlerinin hayatını saxlap qaldı, dedi. Ondan başqa Birleşken Devletler Teşkilatı yakın şarıqdaki Palestin musafirlerine yardım veriş xizmet işleş organı İsrailiyanın 7. Oktyabrdan buyan Gazze'de devamlaştırıvatkan hücumları da 212 xadiminin öldürülgenlikini uqturdu. İsrailiyanın uda 10 aydın köpürek vaqtdan buyan Gazze'de devamlaştırıvatkan hücumları da köpüncisi ayollar ve balılardan təşkil tapkan öldürülgenlerinin sani 40 mingdan eşip ketken bolup, insani tragediya kündün günge iğırlaşmaqda. Hürmetli körmeler, şuna kılı bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertik programımızı görüşürüz. Aman bolğaysızlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.